Evet arkadaşlar şimdi merceklerde kırılma ve bu kırılma ile ilgili ışınların izlediği yolları çizeceğiz beraber. Öncelikli olarak ilk örneğimizde denilmiş ki ışının izlediği yolu çiziniz denilmiş. Asal eksene paralel gelen bir ışın eğer ince kenarlı bir merceğe gelmişse ne oluyordu? Odaktan kırılıyordu. O zaman bu ışını ben odaktan kırdım arkadaşlar. Sonrasında bir çukur aynamız var ve çukur aynaya odaktan gelen bir ışın asal eksene paralel olarak hareket ediyordu. Asal eksene paralel gelen bir ışının ince kenarlı bir mercekte odağından kırıldığını söyleyebiliriz. Peki burada da ışığın izlediği yol çiziniz denilmiş yeniden. Şimdi bir kalın kenarlı merceğimiz var. Asal eksene paralel gelen bir ışın arkadaşlar ne oluyordu? Uzantısı F'ten gidecek bir şekilde kırılıyordu. Peki ince kenarlı bir mercek ve odak uzaklığı için 2F'tir denilmiş. Şimdi İki f'ten gelen bir ışın artık bunun odağından gelmiş oldu ve odağından gelen bir ışın asal ekseni artık paralel gidecektir. Kalın kenarlı bir mercekte asal eksene paralel gelen bir ışın uzantısı odaktan gidecekti. O zaman izlediğimiz yol şekilde çizdiğimiz gibidir diyebiliyorum. Asal eksene paralel gelen bir ışın nereden geçecek? Odaktan ve kalın kenarlı bir mercekte eğer tepe noktasına gelen bir ışın varsa hiçbir kırılmaya uğramıyordu. İnce kenarlı bir merceğim var ve odaktan gelen bir ışın ne olacak arkadaşlar? Asal eksene paralel kırılacaktır diyebiliyoruz. Mercekler arasındaki uzaklıkları merceklerin odak uzaklıkları cinsinden hesaplayınız denilmiş. Bir ışın ince kenarlı mercekte asal eksene paralel geliyorsa bu ışının mutlaka odaktan kırılması gerekiyor. Buradaki uzaklığa f1'dir dedim. Merceklerde Burada dikkat edersek bir birimden gelmiş bir birimden kırılmış. Mutlaka bire bir oranının olabilmesi için burada merkezden gelmiş olması gerekiyor. Çünkü merkezden gelen bir ışın ince kenarlı bir mercekte tekrardan merkezden kırılıyordu diğer tarafta. O zaman ne dememiz gerekiyor arkadaşlar? Buranın iki tane F2 eşit olduğunu söyleyebilirim. E aradaki uzaklığımız o zaman X uzaklığı diyecek olursam F1 artı 2 tane F2 kadardır diyebiliyoruz. Şimdi burada yine ince kenarlı merceklerimiz var. Ve denilmiş ki bir birimden geldi bir birimden kırıldı. Yani ne diyebiliriz o zaman? Merkezden gelmiş ki yine merkezden kırılmak zorunda arkadaşlar. O zaman burası 2 tane F1'dir diyebiliyorum. Peki F2 merceği için buradaki mesafe nedir? 1'e 2 oranı var. İnce kenarlı merceklerde 1'e 2 oranı nerede vardı? 3F bölü 2'ye 3F'de vardı. O zaman buradaki oran değeri için buranın mutlaka 3 tane f2 bölü 2'ye buranın ise 3 tane f2'ye eşit olması gerektiğini söyleyebiliyoruz. Ve o zaman ne diyebiliyoruz arkadaşlar? Buradaki mercekler arasındaki uzaklık için 2 tane f1 artı 3 tane f2 bölü 2 kadardır diyebiliyoruz. Arkadaşlar oldu ki buradaki değerler aklımıza gelmedi. O zaman direkt formülü yerine koyacaksın. Diyeceksin ki 1 bölü f eşittir 1 bölü d artı 1 bölü 2 de. Ne yaptım? Odak uzaklığını 1 bölü f olarak yazdım. Gelen ışının merceği olan uzaklığını 1 bölü d olarak yazdık. Kırılan ışının merceği olan uzaklığını da 1 bölü d olarak yazdık. Sonra burada burayı 2 ile genişletiyorum. 1 bölü f eşittir diyoruz. Ne gelecek? 3 bölü 2 d'dir diyebiliyoruz. Buradan f dediğimiz değer artık bizim için ne olarak gelecek arkadaşlar? 2 d bölü 3'tür dedik. E buradan d'yi yalnız bıraktığın zaman 3f bölü 2'dir diyebiliyoruz. Mercekler arasındaki uzaklıkları merceklerin odak uzaklıkları cinsinden hesaplayınız denilmiş. Asal eksene paralel gelen bir ışığın odaktan kırıldı yani burası F1 uzaklığı. Şimdi arkadaşlar burada da neyimiz var? F2 odaklı bir kalın kenarlı merceğim var. Ve merceğe gelen ışın 2 birimden gelmiş sonra uzantısı 1 bir birimden gitmiş. Bu bizim için neydi? Odaktan gelen bir ışın uzantısı F bölü 2'den gidiyordu. Demek ki buradaki mesafenin ne olması lazım? F2 olması gerekiyor. Yani mercekler arasındaki uzaklık için f1 artı f2 kadardır diyebiliyoruz. Diyelim ki yeniden hatırlayamadık. O zaman ne yapmak zorundasın? Buraya x dersin, buraya x dersin. Ve diyoruz ki kalın kenarlı mercekte odak neydi? Negatifti. Eksi 1 bölü f2 eşittir diyorum. 1 bölü 2x eksi 1 bölü x. Ve buradan artık neyi çekeceğiz arkadaşlar? 2x değerini çekeceğiz. 2x değerini de f2 cinsinden yazdıktan sonra yine aynı değeri bulduğumuzu söyleyebiliriz. Peki şuraya bakıyorum. Yine ince kenarlı bir mercek var. F bölü 2'den gelen bir ışın artık ne yapıyordu? Uzantı F'den kırılıyordu. O zaman buradaki uzaklığın F1 bölü 2'ye eşit olduğunu söyleyebilirim. E peki burada sonrasında artık ne olmuş? İnce kenarlı bir merceğimiz var. Ve şurası bizim için artık neydi? F1 değeriydi. Sonra arkadaşlar asal eksene paralel bir şekilde kırılabilmen için odaktan gelmesi gerekiyordu bu ışınların. Demek ki buranın tamamı F2'nin odağıdır diyebiliyorum. E mercekler arasındaki mesafe şuradaki x mesafesi artık x eşittir F2 eksi F1 kadardır diyebiliyoruz.